Ya kardeşim Allah rızası için şu adam yüzünden sansürü kaldırın ya. Bak ay ya bir kaldır şu sansürü. Kaldır. Arkadaşlar Evliler Kulübü'nden de tanıdığınız Mustafa Kazım abi kendisi. Ya oğlum da Namıdeğer herkes Kazım. biliyor zaten. Hani Ya bence abi biliyorlar da bu Kafamda Deli Sorular serisinde arkadaşlar çokça sormuşlar hani ya bu soruyu soran kim? Kim bu adam? Kim soruyor bu soruyu? Abi çok merak etmişler. öğrendiler. Burada da arkadaşlar yüzünü gösterdiğinde baktık sansürü koyuyorlar. Yani izin vermedim abi. Sen Buram rahat etmedi. İçim rahat etmedi. biliyorsun bir şey. Bugün de abi başka sorularla beraberiz Evet. herhalde. Çünkü seninle ne zaman kahve içsem ardından bir soru geliyor. Allah 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 tevafuk mudur bilmiyorum ama Sen de o güzel kadar cevap veriyorsun. Hiç şey yapma. elimizden geldiği kadar abi biliyorsun. Mesela bir adam Allah'ı inkar etmekle sonsuz cehennemde kalacak değil mi? Evet. Soru şu. Bir adam 60 sene ömrü hayatınca Allah'ı inkar ediyor değil mi? Bu adam o zaman 60 sene cehennemde kalsın. Yani neden sonsuz kalıyor? Yani bu bir adaletsizlik değil mi? Abi bu çok önemli bir soru. Bunu inceleyelim. Çok eskiden beri sorulan bir soru. Yeni çıkmış bir soru da değil. Hatta Mütekellim uleması hani kitaplarında bu soruya yer vermişler. O kadar eski bir soru. Ama abi bu soruyu incelemeden önce bu soruyu bir temizlememiz lazım. Nasıl biliyor musun abi? Şöyle düşün. Bu soruyu abi normalde soranlar soruyu manipüle ederek soruyorlar. Nasıl? Yani çok büyük bir şeyi çok küçük, değersiz gösterip alçaltmaya çalışıyorlar. Mesela şöyle düşün. Şimdi kainattaki en büyük şey, en yüksek hakikat abi, imandır. Aynı zamanda senin bu kainatta işleyebileceğin en büyük kötülük, en büyük cürm, en büyük günah da abi Allah'ı inkar etmektir. Yani bu adam şunu derken, ya altı üstü bir Allah'ı inkar ettik diye ebedi mi yanacağız? Ya senin altı üstü dediğin şey zaten kainatta yapabileceğin en büyük günah. Yani bunu şöyle örnek verip akla yakınlaştırmaya çalışalım. Mesela bir tane çocuk tecavüzcüsünü düşün abi. Bu adam mahkemeye çıkmış. Hakim ona 30 sene ceza vermiş. Bu hakim bey diyor ki, ya işte hakim bey yani altı üstü bir çocuk tecavüzü olayı oldu diye 30 sene ceza mı verilir ya? Hani bu da çok değil mi? Ya sen ne diyorsun oğlum hani? Ama hani bunu küçük göstermeye çalışıyorsun. Yani altı üstü bir çocuk tecavüzü olayı oldu diye gibi. Yani şimdi sen 600 tane bir Allah'ı inkar ettik diye derken yapabileceğin en büyük günahı yapmışsın. En büyük cürmü, cinayeti işlemişsin. O yüzden bu soruyu bir manipülelerden bir temizleyelim. Çünkü konuşacağımız mesela abi işleyebileceğin en büyük günah zaten. Şimdi ilk olarak şunu demek istiyorum abi. İsra suresi 44. ayette diyor ki ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdi. Yani onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Yani kainattaki bütün mevcudat, bütün mahlukat, bütün varlıklar Allah'a karşı ibadetlerini, tesbihlerini, hamdlerini yerine getirirken sen Allah'ı inkar ederek bütün mevcudatın Allah'a karşı yaptıkları ibadetleri, hamdleri, tesbihleri, tahmidleri, takdislerin hepsini inkar etmiş oluyorsun. Aynı zamanda bütün mevcudat Allah tarafından sana okuman için gönderilen bir kitap, bir mektup hükmündeyken sen bunları inkar ederek, Allah'ı inkar ederek siz yani ne manası ya, ne mana ifade eden kitabı, defteri? Hayır, sizler manası birer paçavrasınız diye onları tahkir etmiş oluyorsun. Veya şöyle düşün abi. Ben sana, çok affedersin yani, ben sana desem ki ne annesi babası ya, sen annesiz babasısın, onun bunun çocuğusun, sen hani beş para etmez aşağılık bir adamsın desem ne oluyor? Ben sana kavlen sözlü bir şekilde hakarette bulunmuş oluyorum. Seni sözlü taciz etmiş oluyorum. Şimdi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun abi 125. maddesine göre bir kişiye sözlü bir şekilde tacize bulunmak, hakarette bulunmak 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası. Şimdi aynı şekilde sen bütün mevcudata, bak hatta bütün mevcudat diyorum, sadece şu anda yaşayan mevcudat değil. Çünkü geçmişte ne kadar Allah'a ibadet etmiş mevcudat varsa yaratılmış ve gelecekte yaratılacak, Allah'a ibadet edecek ne kadar mevcudat varsa sen bunların hepsine bu taciz yapmış oluyorsun. Yani sen bir nevi zamansız bir şekilde bir hakaret işlemiş oluyorsun. Çünkü bütün mevcudatı diyorsun. Sen bu zamansız şekilde hakaret ettiğin için onların hepsi senden haklarını alacaklar. Yani sen bütün mevcudata siz Allah'sızsınız. Siz tesadüf eseri oluşmuş varlıklarsınız. Siz bir mana ifade etmeyen paçavralarsınız demiş oluyorsun. Yani bu sözlü hakaretini zamansız bir şekilde bütün mevcudata yapmış oluyorsun. Yani bir nevi davacın zaten senin sonsuz olduğu için ceza da sonsuz olması lazım. Yani bırak hani bütün mevcudatı, sadece sivrisinekleri düşünelim. Mesela bir baharda yaratılan sivrisinek sayısı ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan kıyamette yaratılacak son insana kadar bütün insanları topla, hepsinden daha fazla sadece bir baharda sivrisinek halk ediliyor. Sivrisinek yaratılıyor. Sadece sivrisinekler senden davacı olsa zaten nanan yedi. Ne olacak? Zaten orada bittin sadece. O yüzden hani senin mevcudat senden davacı olacağı için, mevcudat sonsuz olduğu için, hadsiz olduğu için cezan da zaten sonsuz olması lazım. Şimdi ikinci olarak da şöyle bir şey diyebiliriz. Yani mesela Allah'ı inkar eden birisi
doğru bildiği bir meseleyle yalancılıkla suçlanırsa bu kişi içten içe şunu ister. Yani doğrular ortaya çıksın ve beni bu yalancılıkla iddia edenlerden benim hakkım alınsın talep eder. Şimdi o yüzden mesela Allah'ı inkar etti diye sonsuz cehenneme gidecek olan birisi Allah onu cehenneme atmasa da affetse. O zaman ne olmuş olur biliyor musun? Ondan hakkını talep etmek isteyen bütün mevcudata zulmetmiş olur. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Mesela 40 milyon insanın, 40 milyon sivilin ölümüne sebep olan Mao var ya, mahkemeye çıkarıldı düşün. Hakim dedi ki seni affettim tamam git. Ya ölen milyonlarca insanın hakkına girmiş olur. Yani hakimden adalet beklenirken tam tersi hakim zulmetmiş olur. Merhametini yanlış bir şekilde kullanmış. Milyonlarca insanın hakkına hukukuna tecavüz etmiş olur. Onlara zulmetmiş olur. Onların aileleri bile yani ölen insanların aileleri bile o cezayı beklerlerken sen lüzumsuz bir şekilde merhamet ettin ve adaleti yerine getirmemiş oldun. Bütün o milyonlarca insan hakkının hukukuna girmiş oldu. O yüzden hani sonsuz cehenneme gitmek yerine affedilse bu sefer mevcudat adedince, davacı adedince zulm işlenmiş olur. Veya üçüncü olarak şöyle bir şey diyelim. Burj Khalifa binası var ya, bunun insan kapasitesi 35 bin. İçerisine 35 bin tane insan koy. Baştan aşağı dinamit döşenmiş olsun, tamam mı? O dinamit de kablolarla senin elinin altındaki bir tane düğmeye bağlanmış. Sen sadece 2 saniyelik bir hareket yapıyorsun. Baş parmağını kaldırdın, şehadet parmağını ve indirdin. Düğmeye bastın. Ardından binadaki bütün dinamitler patladı, bina infilak etti, insanlar öldü. Sen mahkemeye çıkarıldın ve işte hakim sana bilmem kaç kere ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Sen hakime desen ki ya hakim bey ben ne yaptım ki ya? Alt tarafı 2 saniyelik parmağımı kaldırdım ve indirdim. Ya ne var bunda bu kadar cezayı gerektirecek desen. Hakim sana ne der? Hakim sana der ki ya sen 2 saniyede yaptım diyorsun ama ceza zamana değil suça kesilir. Veya sen basit bir parmak hareketi, basit bir fiiliyat yaptım diyorsun ama ceza fiiliyata değil neticeye kesilir. Senin yaptığın bu basit fiiliyat neticesinde ne olmuş oldu? Binlerce insanın ölümüne sen sebep olmuş oldun. Aynı bu örnekteki gibi de Allah'ın sonsuz isim ve sıfatları kainatta sonsuz tecelli ettiği halde sen Allah'ı inkar ederek bütün o manaları öldürmüş, cinayet işlemiş oldun. Yani o yüzden burada da ya ne oldu ki ya alt tarafı hani birkaç saniyelik iki kelime kullandım. Allah'ı inkar ediyorum dedin. Haşa. Ne var ki bunda diyorsun da tamam da işte burada zamana değil suça, fiiliyata değil neticeye ceza kesilir. Yani senin burada suçun sonsuz olduğu için senin burada cezan da sonsuz olması gerekiyor. Veya bir diğeri şuna da dikkat etmemiz lazım. Sen bu suçu kime karşı işledin? Mesela normal sokakta geçen bir tane vatandaşa gitsem bir tane tokat atsam. Yani ben onu darp etsem. Bu ne oluyor abi? Yine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesine göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası çekmem gerekiyor. Veya ben bunu bir tane normal bir vatandaşa değil de gittim bir tane görevli memura karşı yaptım. Ne oluyor o zaman? Normalde alacağım cezanın yarısı kadar daha üzerine ekleniyor. Daha fazla ceza alıyorum. Peki benim bu cezayı bir tane padişaha karşı yaptığımı düşün. Padişaha gidiyorum gasp ediyorum. Nasıl bir ceza alırım? Kainatın sultanına karşı bu suçu işlediğimi düşün. Yani bizim Allahu Ekber dediğimiz en büyük zata karşı en büyük işlenebilecek suçu işliyorsun. E bunun cezası da elbette en büyük olacak yani. Bu da gayet akla ve mantığa sığar. Başka bir açıdan gel bakalım abi. Mesela şeriatta sen bir suç işlediğin zaman cinsi amel olarak karşılık görürsün. Yani aynı işlediğin suçun ameli cinsinden karşılık görürsün. Bir nevi kısas gibi. Yani bunun karşılığında bizim Türk Ceza Kanunu'nda da var. Mesela 81. maddeye göre sen bir insanı kasten organize olarak hani böyle planlı bir şekilde öldürürsen sen o adamın bir ömür boyu yaşama istidadını elinden aldığı, öldürdüğün için sen de bir ömür boyu ne kadar yaşarsan yaşa o kadar hapiste kalıyorsun. Yani bir nevi hani bizim Türk Ceza Kanunu'nda da oradaki kısas uygulanıyor gibi hani. Sen bir ömür onun canını aldığın için sen de bir ömür hapiste kalıyorsun mesela. Şimdi abi Allah'ı inkar eden bir adam da ona verilen baki olan cevher ruhu bozduğu için bu adam bekaya müteveccih olan o kalbi, o vicdanın istidatlarını öldürdüğü, artık vicdanı kalbi o kişinin tefessüh ettiği, yani sana baki olarak verilmiş ruhu, kalbi, vicdanı öldürdüğün için aynı şekilde bir nevi kısas görüyorsun. Nasıl? Sen de baki bir şekilde cezaya müstahak oluyorsun. Çünkü baki olan ruhunu, kalbini, vicdanını öldürdün. E baki şekilde ceza alman lazım. Veya Mustafa abi bir diğerini şöyle örnek verebilirim. Mesela ben sana diyorum ki şu bardağı alır yere atarsan sana kızarım bak. Ama diyorum ki Kur'an'ı alır yere atarsan seni öldürür. Bak ikincisinde çok korktun değil mi? Çok caydın ikincisinde. Evet. Bak neden abi? Çünkü benim sana vereceğim cezanın büyüklüğü seni o meseleden caydırıyor. Evet. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Mesela işte trafikte giderken radar levhası görüyorsun. Radar levhasını devlet niye oraya koyuyor? Sana ceza kesmek istediği için değil.
Bak ileride radar var. Sana ceza kesmek istemiyorum vatandaşım. Bu yolda hız yaparsan senin için tehlike arz ediyor. Ondan dolayı yavaş git, sana ceza kesmeyeyim diye seni önceden uyarıyorum. Evet. Zaten o devlet zulmetmek istese levhayı oraya koymaz. Direkt radar suçu evine gelir. Allah da zaten sana azap çektirmek istiyor, sana haşa zulmetmek istiyorsa orada sonsuz ebedi cehennem olduğu bu cezanın karşılığı yazmaz. Sen direkt ahirette ebedi azap olarak bunu görürsün. Aynen. Ama Allah bu en büyük günahı işlemeyelim diye bizi korkutarak o işten caydırmaya çalışıyor. Bu suçu işlemeyelim diye. Bak hani örnek veriyorum işte zinanın günahı budur, faizin günahı budur ama bak inkar etmenin günahı ebedi cehennemdir. İnkar üzere ölmenin günahı ebedi cehennemdir diye bizi şiddetli bir şekilde o günahı işlemekten caydırmaya çalışıyor. O yüzden bu aslında çok büyük bir merhameti gösterir. Veya bir başka açıdan baktığımız zaman mesela beşerin hukuk sisteminde yani bizim insanların mantığıyla bizim kendi aklımız oluşturduğumuz bu hukuk sisteminde şöyle bir durum var. Mesela ben kasten değil de yolda denk geldim, adam biri bana küfür etti, sinirlendim, çektim, vurdum, öldürdüm adamı, tamam mı? Bunun karşılığı ortalama 15 senedir. Bizim Türk Ceza Kanunu'nda 15 sene bunun ortalama karşılığı. Ben şimdi bu adama karşı sinirlendim, bu adamı vurdum ya, yani bir dakika bu adama öfkelendim, bir dakikada bir cinayet işledim. Bir dakika cinayetimin karşılığı 15 sene dedik ya, bunu dakika hesabına vuracak olursak bir günde 1440 dakika var. Yıla vurduğumuzda 15 yıla 7.884.000 dakika yapar. Yani bir dakika cinayetin karşılığını ben bizim koyduğumuz sistemde 7.884.000 dakika olarak ödüyorum bunun cezasını. Şimdi bir dakika inkar üzerine geçiren bir insan ortalama 1000 cinayet işliyorsun. Aslında ilk ispatımızda 1000 cinayet olmadığını, buraya bütün mevcudatı, bütün esma sıfatların sayısını yani sonsuz yazmamız gerektiğini anladık ama hani meseleyi anlayabilelim, akıl hissesiz kalmasın diye buraya 1000 yazdığımız için yani bir dakika Allah'ı inkar eden bir adam 1000 cinayet işlemiş hükmünde olsun. Bu adam o zaman bırak 60 seneyi. Bu adam 20 senesini küfürle geçirse ne oluyor biliyor musun? Bizim koyduğumuz sisteme göre karşılığında bu adamın 57 trilyon 201 milyar 200 milyon dakika değil sene boyunca cehennemde azap çekmesi lazım. İyi hesaplamıyorsun. Yani bak mesela bu adam bu kadar azap çekmesi lazım ya dakikada değil sene. Ve neden sade 1000 adam öldürürse 20 sene yaşarsa? Ya sen zaten hani anlıyor musun meseleyi? Suç sonsuz olduğu için cezanın da burada sonsuz olması lazım. Veya bu soruyu nimetler açısından da inceleyebiliriz. Şöyle düşün. Sen bir padişahsın. İki tane yaverin var. İkisini de çağırdın huzuruna. Birisine 100 lira verdin. Diğerine 100 bin altın verdin. Ve ikisine dedin ki sen falanca yere git, sen falanca yere git. Bu parayı oraya götür. Ama bunlar giderlerken ya parayı kaybetmişler olsun veya parayı harcamışlar olsun fark etmez. Ondan sonra parayı ulaştırmadılar ve geri geldiler. Şimdi sen bu ikisine aynı şiddette mi ceza verirsin? Tabii ki. Yani onlar ne kadar bir parayı kaybettilerse onu oranla yani 100 lirayı kaybedene daha az bir ceza verirken 100 bin altını kaybedene çok daha fazla bir ceza verirsin değil mi? Şimdi bunu bu yani verdiğin parayı veya sermayeyi nimetler olarak düşünecek olursak. Bak Allah bizi abi yokluk aleminden almış varlık alemine getirmiş. Bizi her an yaratmaya devam ediyor. Bizi camit yaratmamış, taş toprak koltuk yaratmamış, bizi bitki yaratmamış, hayvan yaratmamış, her gün saman da yiyebilirdik. Bizi insan olarak yaratmış, bize şuur vermiş, akıl vermiş, iman vermiş, İslam vermiş ve hakeza. Hani diyor ya, denizler mürekkep olsa ağaçlar kalem, Allah'ın nimetlerini işte yazmakla bitiremezsiniz, saymakla bitiremezsiniz. Allah bize böyle sonsuz nimet verdiği için gene onun mukabilinde bir ceza vermesi lazım. Yani bize verilen nimet sonsuz olduğu için cezanın da sonsuz olması lazım. Şu açıdan dolayı değerlendirebiliriz. Son olarak nasıl? Bir insan Allah'ı inkar ettikten sonra öyle ölürse bu insanı zaten hani cevher ruhu bozulduğu için, kalbi mühürlendiği için zaten bu adam ebedi olarak yaşasaydı ebedi olarak Allah'ı inkar edecek. Yani şöyle düşünebiliriz. Mesela işte bunu bir tane elma tohumu düşün. Bu elma tohumunda artık ağaç olma istidadı kalmadıysa bunu toprak altına ektiğini düşün. Milyon sene geçse ağaç olur mu? Milyar sene geçse, zibilyon sene geçse. Neden? Çünkü artık ağaç olma, elma verme potansiyelini yitirmiş bu. Bu istidadı gitmiş artık. O yüzden Allah'ı inkar üzere ölen bir insanda da o istidat öldüğü için bu adam ebedi olarak yaşasaydı, ebedi olarak zaten Allah'ı inkar edecek. 60 sene inkar ettim, 60 sene boyunca ceza çekeyim? Hayır. Senin ebedi şekilde ceza çekmen tamamen mahsa adalettir. Adaletin ta kendisidir.